Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf yüzdeler konusundan bahsedeceğiz. Yüzdeler konusu baktığımız zaman kolay bir konudur. Ama öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında gelir. Neden başında gelir? Çünkü genel olarak şöyle sıkıntı yaşarsınız. Bir konuya böyle devam ederiz ama İşleri tersine döndürdüğümüz zaman hemen kafalar karışmaya başlar. Aslında işleri terse döndürmeye başlayınca da işler kolaydır ama genelde karıştırıyorsunuz. İnşallah karıştırmadan işin mantığını anlayarak güzel bir şekilde bugün konumuzu anlatmaya çalışacağız. İlk etapta arkadaşlar bir sayının belirli bir yüzdesini almayla başlayacağız işe. Eğer bize sevgili arkadaşlar bir sayının belirli bir yüzdesini al diyorsak, belirli bir yüzdesi alınırken, belirli bir yüzdesi alınırken, pay ile çarp, paydaya böl. Kural bu arkadaşlar. Yani yapacağımız iş bu. Pay ile çarp, paydaya böl. Nasıl olacak? Hemen bir örnekle bunu süsleyelim. Örneğimiz. 20 sayısının %5'i kaçtır? %5'i kaçtır? Şimdi dikkat ediyorsunuz arkadaşlar, bakın bir sayının belirli bir yüzdesini alıyoruz. Şimdi bir sayının belirli bir yüzdesini alırken kuralımız neymiş? Pay ile çarp, pay ile böl. O zaman şimdi %5 demek, 5 bölü 100 demek, doğru mu? Evet. O zaman 20 çarpı 5 bölü 100 mü yapacağız? 20 çarpı 5, 100. 100'ü 100'e böldüm. 1. Demek ki arkadaşlar 20 sayısının %5'i 1'miş. Bunu nereden doğru olup olmadığını anlayacaksınız. Şimdi bakın bir bütünün belirli bir yüzdesini alıyorsunuz değil mi? Şimdi haliyle ne yapıyorsunuz? Bütünü parçalıyorsunuz. O zaman senin bulduğun sonuç bütününe küçük olmalıdır burada. Eğer küçük değilse yanlış yapmışsındır. Mesela sen 20'nin %5'ini 1 değil de 100 buldun. O zaman yanlış. Bir hata yapıyorsun demektir. Demek ki bir sayının bir yüzdesini alırken bulduğumuz sonuç sayının kendisinden küçük olmak zorundaymış. Evet, başka bir örnek yapalım. Başka bir örnek yapalım. Mesela örneğimiz ne olsun arkadaşlar? 65 sayısını %20'si kaçtır? Bu sefer sorumuz bu olsun. Şimdi arkadaşlar 65'in %20'si. Bu zaman 65'te 20'yi çarparsanız arkadaşlar ne olacak cevap? 1300 mü? 1300'ü 100'e bölecek. Buradan da cevabımız 13 çıkacak arkadaşlar. Evet, başka bir örneğe bakalım. Başka bir örneğe bakalım. 30 sayısının %30'u kaçtır? Örnek 30 sayısının %30'u kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada aslına bakarsanız 30 çarpı 30 bölü 100 yapıyoruz. Şimdi bakın size basit bir şey göstereyim. Matematikte biz her zaman sadeleştirmelerden yanarız. Yani bir işlemi yaparken eğer sadeleştirme yapabiliyorsanız sadeleştirme yapın. Neden? Çünkü büyük sayılarla uğraşmak sıkıntı yaratır. Yani büyük sayılarla işlem yapmak hata yaptırır. Ondan sonra çarpamazsınız. Zaman kaybettirir. Yarın öbür gün sınav grubu olacaksınız. Sınava hazırlanacaksınız. Orada süreyle yarışacaksınız. Yani bir soruyu 1,5 dakikada çözmeniz gerekecek. Ama siz eğer İşlemleri uzatırsanız bir soruyu 1,5 dakikada değil, bazen 1,5 dakikayı geçecek şekilde de çözebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar burada işlemle ne yapmamız gerekiyor? Sadeleştirmeler yapmamız gerekiyor. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Nasıl sadeleştirme yaparız? Pay ile payda arasında sadeleştirme yapalım. Yani sen pay ile payı sadeleştiremezsin ya da payda ile paydayı sadeleştiremezsin. Neyi sadeleştirirsin? Pay ile paydayı. O zaman bakın, bu sıfırları atabilirim.
Şimdi bak burası 30 bölü 1 yani şu 30 pay durumunda, doğru mu? O zaman bunları da sadeleştirdim. Bak bu sıfırları da attım. 3 bölü 3, 9. Kolay yoldan bunu yapabilirsiniz. Ha, bu birini yazdım bunun payda olduğunu göstermek için. Pay kısmı. Hocam ben bunu yapamıyorum ya, kafam karışıyor diyorsan da. Seni tutan yok. Ne yapacaksın? Uzun işler. 30 çarpı 30, 900 mü? 900'ü 100'e böldüm. 9. Bakın aynı sonucu bulacaksınız. Değişen hiçbir şey yok. Bu sana kolaylık sağlatır. Bu normal işlem uzatır. Yoksa herhangi bir farkı yok. Şimdi gelelim başka bir soruya. Evet. Evet, 40 sayısının %0,5'i kaçtır? Ya hocam, sen bize hep %5, %20, %30 gibi gösterdin. Bu nereden çıktı ya diyorsunuz? Bu nereden çıktı? Evet arkadaşlar, burada da zor olan bir şey yok. Niye? Bakın şimdi şurayı biraz bir inceleyelim. Benim şurada şöyle bir inceleyelim. Şimdi %0,5. Şimdi %0,5 diyorsa senin bir kere paydan 100 mü? 100. Payın ne? 0,5. 0,5 demek. 5 bölü 10 demek. Evet. O zaman payın ne 5 bölü 10? Bir baktım ne çıktı? Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birinciyi aynaya yaz, ikinciyi ters çevir, çarp yapıyoruz. Doğru mu? Buradan da 5 bölü 1000 mi geldi? Ha, demek ki %0,5 gibi, %0,7 gibi, %0,9 gibi değerler soruluyorsa sana, onların paydası artık 1000 olacakmış. Nedenine bakın, burada güzel bir şekilde anlattık. O zaman 40 sayısının %5'i değil, neyi? 1000'de 5'i. 1000'de 5'i kaçtır? Evet. Şimdi bakın yine sadeleştirmeleri yapabilirsiniz. Sıfırları attınız. 5 kere 4 20. 20 bölü 100'de cevabımız 1 bölü 5 olur. Evet. Olayı anlatabildik mi? 40 sayısının %0,5'i 1 bölü 5 demekmiş. Neye dikkat edeceksiniz? Eğer böyle bir ifade varsa paydası 1 olacak. Ha, sizi şunu da sorabilir. Bakın. %0,05'i. Şimdi bunu inceleyelim. Eğer böyle sorarsan. Aynı şeyi yap. Bu sefer paydan ne? 5 bölü 100. Bakın 5 bölü 100. Paydan ne? 100. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. 5 bölü 11 mi oldu? Demek ki buradaki sıfır ya da virgül sola kaydıkça, virgül sola kaydıkça paydaki sıfır da artıyormuş. Ama sana bunu sormaz. Sana bu sene sadece ve sadece bunu sorar. Ha, bunu niye gösterdin hocam? Olur da karşına çıkarsa nedir, ne değildir diye karıştırdım. Olayı güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar başka bir örnek yapalım bu konuyla alakalı. Bu konuyla alakalı başka bir örnek yapalım. Mesela 400 sayısının %0,8'i kaçtır? Evet, %0,8'i kaçtır? Evet, burada yine bakın dikkat ediyorsanız %0,8 ise arkadaşlar payda 1000 olacak. Payda 1000 olacak. O zaman 400 çarpı 8 bölü 1000 mi oldu? Evet, bakın sıfırları attınız. 4 kere 8 32. 32 bölü 10. O da 3,2 yapmış. Evet. Demek ki bir sayının belirli bir yüzdesi alınırken arkadaşlar kural neymiş? Pay ile çarp,
Haydi, evet. Şimdi bununla alakalı bir iki de problem çözelim. Şimdi hep şunu söylüyorsunuz. Hocam, bunlar kolay ya. Bunlar hep sen bize kolaylığı gösteriyorsun ama işte denemelerde karşımıza bunların zoru çıkıyor. Hocam, bunların problemleri çıkıyor. Biz onları yapamıyoruz. Aslında arkadaşlar, temel sıkıntı şu. Siz sorulardan korkuyorsunuz. Sorulardan korktuğunuz için de olayı göremiyorsunuz. E şimdi bakın, hemen bununla alakalı bir problem sorayım size. Bir pastanedeki, bir pastanedeki 180 sütlacın %5'i satılmıştır. %5'i satılmıştır. Geriye ne kadar sütlaç kalır? Hocam, ne yapacağız? Bakın, dikkat ediyorsanız biz deminden beri şu örnekleri çözüyoruz. Bir bütünün belirli bir yüzdesini alıyoruz, değil mi? E şimdi burada da arkadaşlar bir pastanede 180 sütlaç diyor. Yani benim bütünüm 180 sütlaç mı? Evet. %5'i satılıyor mu? O zaman bir sayının belirli bir yüzdesini bulma yapacağız. Nasıldı? 180 çarpı 5 bölü 100 değil miydi? O zaman bakın sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlar gitti. 18 ile 5'i çarptım. 90 mı? Evet. 90 bölü 10 yani 9. Bu 9 ne oldu arkadaşlar? Satılan sütlaç sayısı. Yani az satılmış ama yapacak bir şey yok. Demek ki 9 tane satmış. Para ne geçiyor? Geriye ne kadar kalır? 180 tane vardı. 9 mu sattım? 171 tane kalır arkadaşlar. Ama bunun herhangi bir zorluğu yok. Şimdi başka bir örnek. Bir okuldaki 350 öğrencinin %44'ü gözlüklüymüş. Gözlüklüdür. Buna göre bu okulda kaç gözlüklü öğrenci vardır? Evet, bu sefer soru basit. Yani. Evet, ne yapacağız? Okulda 350 öğrenci var. Bakın, bütünün 350 öğrenci. Bunun belirli bir yüzdesini mi soruyor sana? O zaman 350 çarpı 44 bölü 100 mü? Evet. Hemen atlama. 350 çarpı 44'ü vurmaya çalışma. Niye? Zaman kaybedersin. İşten kolaylıkları var. Sadeleştirmeleri yap. Bak bir sıfır attım, bir sıfır attım. 35 ile 10. 5'e bölünür mü? Evet. 5'e böldüm 7. 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 22. 22 ile 7'yi çarptım. 154 öğrenci gözlüklüymüş arkadaşlar. Evet, zor mu? Bence değil. Evet, başka bir... bakın. Kâr problemi. ...135 TL'ye satılan bir ürüne ne kadar kar edilmiş? %60. %60 kar uygulanırsa ne kadar kar elde edilir? Evet, soru basit. Bize şunu sormuyor.
135 liraya satılan bir ürüne %60 kar uygulanırsa kaç paraya satılır demiyor, bakın. %60 kar uygularsam ne kadar kar uygulamış olurum? Yani onu soruyor. Neyi soruyor aslında? Bir bütünü belirli bir yüzdesini bulur. O zaman 135 çarpı 60 bölü 100 mü yaparız? Evet. Bak, işlem kolaylıkları var. Sıfırları attım. Ondan sonra 5'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. 5'e böldüm, 27 mi yaptı? Evet, 5'e böldüm 27, 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. 27 ile 3'ü çarparsınız, 81 TL kar elde edilir arkadaşlar. Bak, bana eğer karlı fiyatını sorsaydı 135 ile 81'i toplayacaktım. Karlı fiyatında bu şekilde bulacaktım arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim tam tersine. Yani nasıl tam tersi? Bakın. Şimdi bize neyi veriyordu? Sayıyı veriyordu. Bakın, sayı kırmızı kalem olsun. Ondan sonra belirli bir yüzdesini soruyor. Belirli bir yüzdesi de siyah kalem olsun. Belirli bir yüzdesini bulduktan sonra da maviyi buluyor. Doğru mu? Şimdi kırmızı, siyah, mavi yapıyorduk. Şimdi tam tersini yapacağız. Bakın. Belirli bir yüzdesi, yani maviyi verecek, siyahı verecek, kırmızıyı bulacağız. Hocam nasıl yapacağız o işi? Hemen düşünüyorsunuz. Ya kırmızı, kırmızı, siyah, mavi gidiş, tamam. Ne yapıyorduk? Payla çarp, paylaya böl, maviyi bul. Şimdi maviyi verdi, siyahı verdi, kırmızıyı bulacağım. Ters işlem yapacaksın. Niye bak terse gidiyorsun? Terse gidiyorsa bakıyorum, düşünüyorum. Payla çarpıyordu. Şimdi demek ki paya böleceğim. Paydayla bölüyordu. Paydayla çarpacağım. O zaman bakın hemen onu da gösterelim. Hemen onu da göstereyim. Şimdi biz bu zamana kadar ne yaptık? Bir bütünün bir parçasını bulduk. Şimdi bir parçanın bütününü bulacağız. Demek ki arkadaşlar, şöyle yapalım. Belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulmak için payda ile ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Şimdi payda ile çarp, payda çarpıyorduk. Şimdi paya böl. Ters iş. Nasıl olacak? Hemen bakalım. Örnek. %10'a 60 olan sayı kaçtır? Bak şimdi. Hocam sen bana şunu diyordun. 60'ın %10'u kaçtır? Şimdi %10'a 60 olan. Bak ters işler. O zaman şöyle parantez içinde yazalım. Parçadan bütüne gidiyorsun. Parçadan bütüne gidiyorsun. Unutma. O zaman sayı ne olsun? Sayımız, istediğin herhangi bir artı verebilirsin. Ben x diyorum. Sayımız x olsun. Demek ki bak, x'i %10'u 60'mış. Olayı anladın mı bak? Bir sayının %10'u 60'mış. Sayı kaç? Bak şimdi 100'e böldüm. Sen 60'ı 100'le çarp. 6000 mi? 10'la çarpmış. Sen 10'a böl. O zaman bak x eşittir 600. Anladın mı olayı? Bir sayının %10'u 60'sa bak burada ne yapıyorsun sen? Normal bir işlem yapsaydın. 10 ile çarp. X'i 10'la çarp.
Yüze böyle yapıyordun değil mi? Ama şimdi tam tersi. 60'ı 100'le çarp, paya böyle yapacağız. Ya da, hocam ben bu yolu beğenmedim, bana ikinci bir yolu var mı, onu bana gösterir misin diyorsan da... Şimdi arkadaşlar, %10'u 60 mı? Ben neyi ararım? %100'ünü. %10'u 60 ise %100'ü kaçtır? Oran orantıyı biliyoruz değil mi? Bunu öğrendik. Oran orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Burası artarken... Burası artıyor mu? Evet. O zaman doğru orantı mı? Evet. Doğru orantı varsa içten dışlar çarpımı birbirine eşit miydi? Evet. Şu yüzdeleri almayabilirsin çünkü bunlar sadeleşecek. Alma. O zaman 10 çarpı x 100 çarpı 60 mı? Bir sıfır attım, bir sıfır attım. Bak x geri 600 çıktı. Hocam. Hocam aynısı çıktı. Tabii ki aynısı çıkacak. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? İster sayıya x de benim yaptığım işlemleri yap. İster %10'u buysa %100'ü kaçtırdı. Oradan devam et. İkisi de aynı sonucu verecek arkadaşlar. Evet, başka bir örneğimize bakalım. %5'i 8 olan sayı. %5'i 8 olan sayı kaçtır? O zaman bak şimdi %5'i 8 ise %100'ü kaçtır? Bunu yapamaz mıyız? Yaparız. Burası artarken burası da artmıyor mu? O zaman doğru orantı yok mu? Doğru orantı varsa içler çarpımı dışlar çarpımı eşit mi? O zaman 5 çarpı x, 100 çarpı 8 yaptı. 5'e bölüm 1, 5'e bölüm 20. X eşittir 160. Benim sayım 160'mış demek ki. Hocam sen bize demin şöyle bir şey göstermiştin. %0,2'li bir şey. Burada da var mı? Tabii ki var. Bak şimdi. %0,2'si kaçmış? 10 olan sayı bu. 10'muş. 10 olan sayı. Ben sana güzel kardeşim şunu demedim mi? Eğer böyle bir şey görüyorsam faydası 1000 olacak demedim mi? Faydası 1000. O zaman gel şöyle yapalım. Sayı x olsun. Sayı x olsun. X'in 1000'li 2'si 10'muş. Değil mi? X'in 1000'li 2'si 10'muş. X'i bul. O zaman payla paylayı sayıyla paydayı çarpıyorum. Doğru mu? Sonra 2'ye böleceğim. Çarparsanız ne gelecek? 10.000. 10.000'i 2'ye böldüm. 5.000 mi? Evet, o zaman sayımız 5.000'miş arkadaşlar. Evet. Bunları da bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak şimdi şöyle bir soru gördüm. Hemen şu soruya bir bakalım. Burada da arkadaşlar dikkat ediyorsanız %0 mesela atıyorum bak %5'i 8 mi? Benim bulduğum sonuç 8'den büyük değil mi? Hocam yani onu da söylemene gerek yok ya biz biliyoruz. Parçası bütününden küçük olmak zorunda. Şimdi ben bütünden parça gidiyorsam onu küçültüyorum. Yani bulduğum sonuç küçük olacaktı. Şimdi parçadan bütüne gidiyorsam bulduğun sonuç büyük olacak. Onu da arkadaşlar yine de söylemiş olayım. Siz anlamışsınızdır ama ben yine de söyleyeyim. Şimdi %120'si 36 olan sayı kaçtır? %120'si 36 olan sayı kaçtır? Bak şimdi gel oran orantı yapalım. %120'si 36 ise %100'ü kaçtır? Sizce büyük bir sayı mı bulacağım 36'dan küçük bir sayı mı? Evet, düşündünüz. Duyuyorum. Evet, küçük sayı bulacaksınız hocam diyorsunuz. Bakalım öyle mi? Şimdi burası azaldıkça burası azalır mı? Azalır. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsın. Niye? Çünkü doğru orantı var.
O zaman 100 çarpı 36 eşittir 120 çarpı x mi? Evet hocam. Bir sıfır attım, bir sıfır attım. 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 3. X eşittir 30 çıktı. Evet arkadaşlar. Herhangi bir hata yaptık mı? Yapmadık. Demek ki bakın küçük çıkacakmış. Bak çünkü %120'si buysa %100'ü daha küçük olmalı. Evet. Mantıken de yaptığımız işlemlerin doğru ya da yanlış olup olmadığını bu şekilde de düşünebilirsiniz. E tabi bunlarla ilgili problemler var mı? Olmazsa olmaz. Nasıl ki bir bütünün bir parçasını bulurken problemini oluşturabiliyorsanız burada da aynı şekilde problemleri oluşturabilirsiniz. Nasıl problemler hocam? Sadık varmış, bir sadık. Bu sadık ne yapmış? Sadık bir şişe suyun %40'ını içmiş. Afiyet olsun. Helal hoş olsun. Bize neyi soruyor? Sadık 220 mililitre su içtiyse, Sadık 220 mililitre su içtiyse, suyun tamamı kaç mililitredir? Ya hocam ben nereden bileyim ya? Beni uğraştırma böyle şeylerle deme. Böyle şeylerle uğraşacağız. E şimdi ne yapacağız? Şişenin %40'ı 220 mililitre değil miymiş? Bakın içtiği su %40'da o da 220'miş. O zaman oran orantı yapalım mı? Yapalım. %40'ı 220 ise %100'ü kaçtır? Bunu arıyorum, doğru mu? Burası artarken burası artacak mı? O zaman doğru orantı var mı? Doğru orantı varsa içten dıştan çarpımı yapılır mı? O zaman 100 çarpı 220 eşittir 40 çarpı x mi oldu arkadaşlar? Sadeleştirmeleri kullan. Bir sıfır attım, bir sıfır attım. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 11. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 50. 50 ile 11'i çarparsanız 550 mililitre yapacak. Demek ki suyun tamamı 550 mililitreymiş arkadaşlar. Peki. Başka bir soru. Cüneyt varmış, Cüneyt. Bir iş yerinde çalışıyormuş. Cüneyt'in maaşına %5 zam yapılmış. Cüneyt'in maaşına %5 zam yapılmıştır. Zam miktarı kaçmış arkadaşlar? Özür diliyorum. Şöyleymiş. Özür diliyorum. Cüneyt'in maaşı 140 TL arttığına göre zamdan önceki maaş kaçtır? Daha doğrusu kaç TL'ydi? O zaman arkadaşlar şöyle mi düşüneceğiz? Cüneyt'in bir maaşı var. Maaşına %5 zam yapılıyor. Ve maaşı 140 lira arttı. O zaman bir sayının %5'i 140 mıymış? Evet. O zaman o sayıyı bulalım. Yine isterseniz şey yapalım. %5'i 140 ise %100 kaçtır? Şimdi bu artarken bu artmıyor mu? O zaman doğru orantı var mı? Doğru orantı varsa içten çarpımı dıştan çarpımı eşit mi? O zaman 5 çarpı x 100 çarpı 140 mı? 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 20, x eşittir 2800 TL'ymiş. Demek ki arkadaşlar Cüneyt'in maaşı 2800 TL çıktı. Evet, az da para almıyormuş Cüneyt.
Evet, olayın mantığı bu arkadaşlar. Olayın mantığı bu. Şimdi gelelim işin birazcık püf noktalarına. Şimdi arkadaşlar, biz şu anda ne yaptık? Biz şu anda ne yaptık? Dedik ki, hocam bir bütün var, bu bütünün belli bir parçasını bulmaya çalıştık. Demin kalemlerle de gösterdim. Bir bütün vardı. Bir bütünün belirli bir yüzdesini bulduk. Belirli bir yüzdesi verilen sayıyı bulduk. Şimdi kırmızı ve maviyi verecek yüzdesini biz bulacağız. Nasıl? Bakalım örneğine. Bakalım örneğine. Örnek. Örnek. 80 sayısı 200'ün yüzde kaçıdır? Aha. Aha. Hocam. Hocam ben bunu bilmiyorum ya. Hayır, biliyorsun kardeşim. Neyi? Bak şimdi. 200'ün yüzde kaçı 80'dir? Soru sana bunu soruyor. Yaz. 200'ün yüzde kaçı 80'dir? Aha, soru buna döndü mü? Döndü. Yap işlemlerini. 2-0 attım, 2-0 attım. 2x 80 ise x 40 mı? Evet, o zaman şunu dersin arkadaşım. 200 sayısının %40'ı 80'dir. Sana zaten bunu soruyor. Bak, %40'ıymış. Anladın mı olayı? Yani zor bir şey yok. Sadece 3 tane şey var, yerlerini değiştiriyor. Zorluk yok. 12 sayısı 12 sayısı 25'in yüzde kaçıdır? Bak, sen soruyu doğru okuyacaksın. 12 sayısı 25'in yüzde kaçıdır? O zaman 25'in yüzde kaçı 12'dir? Doğru mu? Evet, sana bunu soruyor. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. İçten dışlar yaparsa biz x 48 mi? O zaman arkadaşlar 12 sayısı 25'in %48'i deriz. Anladın mı olayı? Ben anladığını düşünüyorum. Zor bir şey yok. Korkulacak da bir şey yok. Örnek 8 sayısı 1000'in yüzde kaçıdır? Evet, soruyu güzel oku. 1000'in yüzde kaçı 8'dir?